Goldilocks ve Üç Ayı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde büyük bir ormanın kıyısında altın saçlı bir kız yaşarmış. Bu güneş gibi parlak saçlı kızın adı Goldilocks'muş. Öyle güzel sarı saçları varmış ki herkes ona hayranmış. Fakat bu tüm sevimliliğine rağmen Goldilocks bazen yaramaz bir kız olabiliyormuş. Her akşam annesinin yanına gider, kendisine çocuk masalları okuması için ısrarcı olurmuş. Annesi ise işini bitirdikten sonra bir süre Goldilocks'a masallar anlatırmış. Her sabah da oyun oynamak için dışarı çıktığında annesi ona hep aynı şeyleri söylemek zorunda kalırmış. "Kızım, lütfen arka bahçede oyna. Sakın ormanın içine girme," dermiş. Annesi ormanın derinliklerinde bir kulübede yaşayan bir ayı ailesi olduğunu biliyormuş. Bu ayı ailesinde iri yapılı bir baba ayı, orta boylu bir anne ayı ve küçük bir yavru ayı varmış. Anne ayı her sabah erkenden kalkıp ve kahvaltıda yemek için yulaf lapası hazırlarmış. Bir sabah küçük yavru ayı erkenden kalkmış. Yulaf lapasını yemek istemiş. Ama yulaf lapası çok sıcakmış. Küçük sevimli ayıcık, "Anneciğim, yulaf lapası soğuyana kadar ormanda gezmeye çıkalım mı?" demiş. Anne ayı, baba ayı ve yavru sevimli ayı yulaf lapalarını masada bırakıp ormanda gezmeye çıkmışlar. Aynı sabah Goldilocks annesinin ona kahvaltı hazırlamasını beklerken arka bahçede oynuyormuş. Fakat sürekli aynı bahçede oynamaktan sıkılmış. Ormanın derinliklerini de çok merak ettiğinden, "Ormanın derinliklerini biraz gezsem ne olabilir ki?" diye kendi kendine konuşmuş. Önce etrafına bakınmış. Kimseleri göremeyince birden ormana doğru koşmaya başlamış. Yorulunca durup çevresini seyretmeye başlamış. Goldilocks, "Ne güzel bir orman. Çiçekler, ağaçlar. Neden daha önce gelmedim ki sanki ormana?" demiş. Ve ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başlamış. Bu arada ayı ailesi ormanda gezerken yavru ayı bir ağacın dalında asılı duran arı kovanını görmüş. Yavru ayı, "Ne kadar büyük bir arı kovanı. İçi bal doludur şimdi bunun. Babacığım, biraz bal yiyebilir miyiz?" Baba ayı, "Yavrum, o arı kovanı arılara ait. Orası onların evi." Anne ayı, "Ev sahipleri yokken kimsenin evine girip yiyeceklerini yiyemeyiz." Yavru ayı, "Haklısınız. Kahvaltımı yapmak için eve gidene kadar beklemem gerekecek sanırım." demiş. Ormanda tek başına yürümeye devam eden Goldilocks, o kadar çok yol yürümüş ki sonunda yolunu kaybetmiş. Geri dönmeye çalışmış ama yürüyüş yolunu bir türlü bulamamış. Hem iyice yorulmuş hem de karnı acıkmış. Yorgunluktan ağlayacakmış. Ama biraz daha yürümüş ve sonunda yol bitmiş. Karşısında
ağaçların arasında ayı ailesine ait kulübeyi görmüş. Sessizce eve yaklaşmış. Etrafında dolaşmış. Kimseyi görememiş. Yavaşça kapıyı tıklatmış. Ama kapıyı açan olmamış. Pencereden içeri bakmış. İçeride masanın üzerinde dumanı halen tüten 3 kase görmüş. Tekrar kapıya gitmiş ve bu sefer hızlıca çalmış. O anda aralık olan kapı açılıvermiş. Goldilocks sevinmiş. Kafasını uzatıp içeri seslenmiş. Hey, kimse yok mu? Cevap gelmeyince içeri girmiş. Masaya yaklaşmış. Masada biri büyük, biri orta ve küçük boy 3 kase yulaf lapası duruyormuş. Çok aç olduğundan en büyük kasedeki yulaf lapasını yemek istemiş. Kaşığını ağzına götürdüğü anda ağzı yanmış. Çünkü yulaf lapası çok sıcakmış. Hemen yanındaki orta kaseden bir kaşık yemiş. Ama o da çok soğuk olduğu için onu da yemekten vazgeçmiş. Üçüncü ve en küçük kaseye kaşığını daldırmış. Goldilocks. Bu ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bu ılık yulaf lapası tam bana göre. En küçük kasedeki ılık yulaf lapasını yemiş bitirmiş. Kahvaltısını bitirip karnı doyunca şöminenin yanında 3 sandalye görmüş. Yorgun olduğu için biraz oturmak istemiş. Salonda 3 sandalye varmış. 3 sandalyeden biri büyük, biri orta ve diğeri de küçükmüş. Goldilocks ilk olarak büyük sandalyeye oturmayı denemiş. Ama üstüne bile çıkmayı başaramamış. Orta boy sandalyeyi denemiş. Ama bu sandalye de çok sertmiş. Rahat edememiş. Bu sefer üçüncü küçük olan sandalyeye oturmuş. Bu sandalye çok yumuşakmış. Tam istediği gibi rahat, boyuna uygunmuş. Ama o da bir anda kırılıvermiş. Goldilocks kendini yerde bulmuş. Ne yapacağını bilememiş. Yandaki odaya girmiş. Burada da 3 tane yatak varmış. Biri büyük, biri orta ve diğeri de küçük olan 3 yatak. Hemen ilk olarak büyük olan yatağı denemiş önce. Ama bu yatak çok sertmiş ve boyuna göre çok büyükmüş. İkinci yataksa boyundan biraz büyükmüş ama onun için fazla yumuşakmış. Üçüncü yatağa yatmış. Hem boyuna tam gelmiş hem de oldukça rahatmış. Hatta öyle rahatmış ki Goldilocks yatağa uzandığı gibi uyuyakalmış. Goldilocks uykudayken ev sahipleri ayı ailesi eve geri dönmüş. Baba ayı şömine için ormanda çalı çırpığı, anne ayı ise taze meyveler toplamış. Yavru ayıcık ise bir an önce eve girip yulaf lapasını yemek istiyormuş. Eve geldiklerinde hepsi çok aç olduğu için masaya oturmuşlar. Baba ayı kasesine bir bakmış ve homurdanarak "Biri benim yulaf lapamın tadına bakmış." demiş. Anne ayı da kasesine bakmış. "Biri benim de kasemden tatmış." Yavru ayıcık kasesine bakmış
ve ağlamaya başlamış. Benim de yulaf lapamın tadına bakmış. Hatta tadına bakmakla kalmamış. Hepsini bitirmiş. Masadan kalkıp etrafa bakınmaya başlamışlar. Baba ayı şöminenin yanındaki büyük sandalyesini fark etmiş. Birisi benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza, yeri değişmiş. Anne ayı da kızgın ses tonuyla söylenmiş. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Yavru ayıcık bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Hatta oturmakla kalmamış. Sandalyemi kırmış. Demiş. Ayı ailesi merakla yatak odasına gitmişler. Baba ayı hemen yatağına bakmış. Biri benim yatağıma uzanmış. Baksanıza, yatak bozulmuş. Anne ayı, biri benim de yatağıma yatmış. Yavru ayıcık, biri benim de yatağıma yatmış ve hatta halen biri benim yatağımda yatıyor. Baba ayıcık küçük yatağın yanına gelmiş. Gerçekten de yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Yavaşça örtüyü kaldırmış. Yatağın içinde uyuyan minik kız çocuğunu görünce çok şaşırmışlar. Baba ayı, bizim kulübenin içinde ne işi var ki bu küçük insanın? Yavru ayı, söyleyin bu kıza kalksın hemen yatağımdan. Yavru ayının ağlamasıyla irkilerek uyanan Goldilocks karşısında 3 tane ayı görünce çok korkmuş. Hemen yataktan fırladığı gibi dışarı koşmuş ve arkasına bile bakmadan koşmaya devam etmiş. Koşmaktan nefessiz kalmış ama durmamış. Ne yöne gideceğini de bilmiyormuş. Üstelik tam bu sırada karşıdan gelen anne ve babasını görmüş. Anne ve babası Goldilocks'u merak edip onu aramaya çıkmışlar. Goldilocks anne ve babasını görünce çok sevinmiş. Koşup hemen annesine sarılmış. Anne, anneciğim. Annesi, kızım, çok merak ettim seni. İyi misin? Evet anneciğim. Bir daha sizin sözünüzden çıkmayacağım. Sizden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğim. Demiş. Goldilocks anne ve babasına sımsıkı sarılmış. O günden sonra söz verdiği gibi anne ve babasından izinsiz hiçbir şey yapmamış. Uslu ve sevimli bir kız olmuş. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.